Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Kurban Bayramı'nın 4. gününde bayram sevincinde tekrar beraberiz değerli konuklarımızla efendim. İlk 3 günde yine değerli konuklarla güzel vakit geçirmiştik. İnanıyorum ki bu akşam da yine sanatçı abilerimizle güzel vakit geçireceğiz. Bayramın 4. gününün sevincini beraber paylaşacağız. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Mehmet Gündüz abim hoş geldiniz. Hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah sizleri sormam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bilal Güler abim hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. İyidir elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Derviş Mansur abim siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun hocam. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sağlığınıza duacağız. İyisiniz eyvallah. İnşallah. Allah razı olsun. Mehmet Ali abi 3 gündür 3 akşamdır beraberiz bu 4 etti. Böyle güzel bir bayram şeyi geçti aslında işte yurt dışından Avrupa'dan gelen sanatçılarımız oldu. Buradan değerli sanatçılarımız oldu. Öyle güzel geçti. İnşallah bu akşam da çok güzel geçecek. Bayramın ilk günü de söylemiştim hocam. Bizim için de aslında bu ilahi namelerden beri pek bize görüşemiyoruz. Bu vesileyle 3 gün beraber geçirmiş olduk. Benim için de güzel oldu. Sanatçı kardeşlerimizi de görmüş olduk. Aynen. Hoş bir hasret gidermiş aynen, olduk. Aynen. Bayramı, hani bayramın bir özelliği de böyle uzakta çoktan görmediğimiz kişileri, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı görmektir. Bayram nasıl geçti, nasıl geçiyor? Böyle genel bir soru sordum değil mi abi? Biz birbirimize bakıyoruz. Kim cevap verirsin? Mehmet abi tabii. Sen cevap ver. Sanki Emin abi sana baktı. Ben öyle gördüm. Mehmet abi zaten... Aslında Emin abi ortağı konuştu. Şimdi öyle bir şey var. Bazen diyor ya işte işin varsa ben otururum yani burada ilahi namelerde falan. Mehmet abi maşallah o özgüveni on numara. Estağfurullah abi. Evet. Bayram güzel geçiyor. Elhamdülillah. Biraz sıcak geçiyor bu mevsimden dolayı ama yine güzeldir. Ziyaretlerdir. İşte mezarlıklardır. Onunla beraber programlardır. Programlardır. Güzel yoğun bir şekilde geçiyor. Ama bayramın en güzel yanı tabii ki az evvel de söylediğim gibi Sıla-i Rahim'in en üst seviyede olması. Düşünün. Evet. Mesela biz bayram programı yaparken yani bayramı kafamızda programlarken ne diyor işte sabah bayram namazına gideceğiz mezarlık ziyareti hemen ardından işte şuraya gideceğiz ya da işte birileri gelecek vesaire bir görüşmeler bayram yemekleri bayram şekerleri ikramlar falan herkes birbirine uğrar her ne kadar şehirleşme ve biraz daha nasıl söyleyeyim belki de batı kültürü site kültürü bizi böyle hani komşulardan, yakınlardan uzaklaştırmışsa da Allah'tan ki bu bayramlar var ve biz bu bayramlarda en azından birbirimizi soruyoruz değil mi? Evet. Önceki hiç kimse konuşmayacak zannettim. Nihayet Mehmet Ali abi konuştu. Şikayet konusu da oluyorum bazen işte çok konuşun diye. Dediğim gibi kimse konuşmayınca yani değil aslında kimse konuşsa da ben yine konuşurum. Çünkü evet. Parmak basmak istediğim noktalar evet. Var. Bayramlarda aslında hep aynı şeyleri biraz tekrarlıyoruz. Ama yılda iki defa tekrarlıyoruz. Allah'a bin kere şükürler olsun ki hocam. Bu gündemi, bu manevi gündemi kimse bastıramıyor hocam. Hiç her halükarda Ramazan ayı ezber bozuyor. Hiç kimse tabii Ramazan ki. Ayı geldi mi, Türkiye'de Ramazan var. Bütün gündemi bastırıyor. Çarşıya, pazara, her yere rengini veriyor ve biliyoruz ki Ramazan'dır. Bizim bayramlarımız da geldiği zaman... kim ne yaparsa yapsın hocam bayram gündemini kimse değiştiremiyor. Bütün ülkenin rengi değişiyor, caddelerin rengi değişiyor, bir telaş başlıyor, tatlı bir koşuşturma var, alışverişler var vesaire. Şimdi mesela bayram öncesi, mesela bayram akşamı falan ya da bayramdan 2-3 gün önce çarşı pazara çıktığımız zaman apayrı bir hava var değil mi hocam? Aynen. Hamdolsun her şeye rağmen kimse bunu değiştiremiyor. İnşallah evet. Sonuna kadar da değiştiremiyor. Bayramı bayram ola diyelim. Evet. Şimdi tabii bayramı özel olarak da soracağız. Derviş abi program öncesi bir espri yaptı. Nereden soracaksın sorular falan. Ben de öyle ağır matematik soruları falan soracağım dedim. Biraz konuşacağız, muhabbet edeceğiz elbette ki bayramı. Bayramın güzel yanlarını, sevincini, hüznünü burada yine dördüncü günde de paylaşacağız ama eserle devam edelim. Abi evet. Sağdasın. Bizim usulümüz bu. Evet, Mehmet Ali abinin sağındasın. Oradan Mehmet başlıyor Ali işler. Mehmet Ali abinin başlayacağım. Biz de verelim biz de bu canımızı eski eser. Evet. Kurban et ya Rab kabul. Kabul et ya Rab. Kurban bayramı vesilesiyle. Tabii bu arada kurban bayramı demişken evet. 6-8 Ekim şehitlerini de unutmuyoruz. Bir yerde
kalıyor yani. Tabii ki. Evet. Buyurun hanım. Sıcak nefesinle bakta bölük pürçük İslam alemine, biraz hayat ver ona sıcak nefesinle. Biz de verelim biz de bu canımızı, kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Biz de verelim biz de bu canımızı, ya Rab kabul kurbanımızı. Güneşimiz ağlayan boğazdan çıkmıyor sesimiz, sayı azlığından değil çektiğimiz, belki ihtilaftır tek bizim derdimiz. Sayı azlığından değil çektiğimiz, belki ihtilaftır tek bizim derdimiz. Biz de verelim biz de bu canımızı, kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Biz de verelim biz de bu canımızı, kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Cenk meydanında düşmanı titretişin, küfrün ensesine ok gibi saplanışın. Hani nerede kaldı senin uyanışın? Küfrün ensesine ok gibi saplanışın. Hani nerede kaldı senin uyanışın? Biz de verelim biz de bu canımızı, kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Biz de verelim biz de bu canımızı, kabul et ya Rab kabul kurbanımızı.
gel kadın sen deme millet insafına. Ümmetini dirilt kavuş muradına. Ah dine uy gir şehitler kervanına. Sokma necis elleri pak vatanına. Ah dine uy gir şehitler kervanına. Sokma necis elleri pak vatanına. Biz de verelim biz de bu canımızı. Kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Biz de verelim biz de bu canımızı. Kabul et ya Rab kabul kurbanımızı. Eyvallah Keke Mehmet, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Biz de verelim bu canımızı. Şimdi eseri söylemeden önce de bahsettiğiniz gibi bir kurban bayramında yine canını İsmailce adayan gençlerimiz, kardeşlerimiz var. 6-8 Ekim şehitleri olarak bilinir ama kurban bayramı şehitleri için kurban eti dağıtırken fakir fukaraya şehit edildiler. Keşke biz de onlar gibi canımızı verebilseydik, değil mi? Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Düşünün, Allah-u Teala'nın böyle Kur'an-ı Kerim'de defalarca belirttiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine basa basa belirttiği bir yardımlaşma, infak, sadaka kültürünü bu işi yaparken, işte fakir, kimsesiz, yetim ailelere kurban eti dağıtırken hunharca şehit ediliyorlar. Bizler de hani tabii ölüm nihayetinde acıdır. Gerçi Allah-u Teala şehitler için onlara ölüler demeyin diyor ama nihayetinde bizler de o şekilde bir ölümle şereflenebiliriz. Bir şehadetle şereflenebiliriz değil mi? Vücudumuz Allah yolunda paramparça olabilir, yakılabilir, üzerinden geçilebilir. Ve bu büyük bir nimet, büyük bir şeref olmuş olur. Bizler tabii ki yine bu şehitlerimizi, Kurban Bayramı şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız da Allah'ın izniyle. Yani hocam normal ölüm gelecek değil mi? Yani tabii hepimiz ki öleceğiz. Ama bir şehadet gerçekten herkese nasip olmaz. Hani şehitlik bence kurtuluştur yani. Tabii sonunda ki öleceğiz. İşte bunlar genç yaşlarında ve dediğin gibi yani bu yolda evet, fakirlere kurban eti dağıtırken şehit oldular. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Madem, bizlere de nasip etsin. Madem ölüm gelecek, neden Allah için? Allah için olmasın. Ölüm bir tek bir defa gelecek. O da ne de Allah için olmasın. Grup kendisin. Bu konuda yazdığı güzel bir eserdi gerçekten. Evet. Tamam, bayramın evet. Evet. Ben bu sözü çok söylerim. Çok gerçekçi bir söz. Bilal abi de ona değindi. Dedi ki nasıl olsa öleceğiz kardeşim. Yani ölüyorsun, temizlenip arınıp bir anlamda hani bilgisayarlara format falan çekiyorlar ya. Bütün bilgiler, bütün şeyler sıfır oluyor, hafif oluyor. Aynen. Günahsız. Tertemiz bir şekilde gitmek çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala hepimize şehadeti nasip etsin. Amin inşallah. Evet. Bayramın o yönünü konuştuk. Şimdi bir eserle devam edelim. Bakalım hangi eser gelecek ve biz bayramın hangi yönünü konuşmuş olacağız. Bilal abiden dinleyeceğiz. Bizim bu yeni bir eser. Gerçi Ramzi abi okumuştu bir ara. Bestesi bana ait. Evet. Ramzi abinin okuduğu bir eser. Hodayi bir rahmu kerem diyelim. Hodayi bir rahmu evet, kerem. Onu okuyalım kerem istersen. Alhamdulillah, haqla ilahe illallah Muhammed.
elhamdülillah. Hak la ilahe illallah, Muhammede Resulallah. Eyvallah, yüreğine sağlık. Hani şöyle derler ya, tatlı bir eser. Tatlı bir eser, evet. Değil mi? Çok tatlı bir eserdi. Evet. Güzel bir eser. O zaman bayramın hangi yönü, tatlı yönünü mü konuşalım abi? Bayramdaki tatlıları mı konuşalım? Bayramdaki ikramları mı konuşalım? Geçen gün bayramın işte çörek kısmını konuşmuştuk burada arkadaşlarla, yine sanatçı abilerle. Bu sefer ya tatlı yönünü konuşacağız ya da her nimete karşı elhamdülillah diyoruz ya, Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir bayram. Büyük bir hediyesidir. Aslında daha çok onu konuşmak, onu konuşmak lazım. Yani nimet, bize verdiği nimetler çünkü anlatılıyor eserde. Tabii ki. Hacılar bayramıdır zaten. Hac bayramıdır. Kurban bayramıdır. Evet. Allah-u Teala burada birçok nimet vermiş. Birçok böyle şükredeceğimiz, elhamdülillah diyeceğimiz nimet. Bir hac, İşte Kabe'yi tavaf etme, kurban kesme, şeytan taşlama vesaire, bunun bayramını yapıyoruz. Bayram işte. Yapıyoruz. Ramazan bayramıyla kıyasladığımız zaman daha iyi nimetlendiğimiz bir şeydir. Evet. Hem hani bol et var hocam, hem rahat yiyebiliyorsun. Evet. Şimdi Ramazan ayından çıktığım zaman ben çok yaşadım, mesela bayramı hastanede geçirdim. Bir ya da iki defa başıma geldi hocam. Doğrudur. Hani Ramazan'dan çıktığım zaman, İşte dediğin gibi gittiğimiz zaman bol bol ikramlar oluyor. İşte tatlıydı, yemekti falan. Demek ki bünyede alışık değil. Bir ay boyunca tabii acıkmışsın. Şeyde Ramazan ayında zor ama Kurban Bayramı'nda o konuda hamdolsun. Bayağı bir nimetleniyoruz. Yani. Evet tabii ki. Korkusuz yiyebiliyoruz. Korkusuz bir şekilde. Bir de bol bol yiyoruz. Kurbanlar var elhamdülillah. Aynen. Gerçi bizim memlekette biraz işte Şafilere sanki kurban kesmek harammış gibi, çok fazla değil. Hanifi olan mezhebi, Hanifi olanlar onlara vacip olduğu için onlar daha çok kesiyor. Kurbanda böyle batıya doğru mu gitsek abi? Orada et daha fazla var. Kurbanda hakikaten o konuda Şafilerde bir eksiklik oluşmuş sanki. Sanki dediğin gibi hocam, hani varlığı hali vakti yerinde olanlar tamam fakir kesemez. Hı-hı. Ama hali vakti yerinde olan da bakıyorsun kesmiyor. Sanki dediğin gibi İmam-ı Şafi izin mi veriyor? Çok ondan gibi. Ama batıda, İstanbul'da da yaşadı hocam. Gerçekten orada herkes, fakir, zengin, herkes kurban keser. Ortaklaşırlar. En fakiri bile. Tabii. Yani biz
şeyde sene yılını tam hatırlayamadım şu anda. Şeyde yaşıyoruz, Kartal tarafında bir evde yaşıyoruz. Mahalle genelde Karadenizli. Kiracıdır adam, fakirdir fakat bir araya gelmişler kurban kesiyorlar hocam. Aynen. Ve dağıtıyorlar da yani tanısı tanımasın kapımız sanıp çoğu defa kurban eti geldi bize. O yönüyle güzel bir Doğu ve Güneydoğu'nun okuluna biraz kendi bence aşması lazım. Doğru. Şimdi Derviş abi de güzel bir eser okusun bakalım biz neyi konuşacağız, bayramın hangi yönünü konuşacağız? İnşallah. Hangisi abi? Allahu Ekber Sabır Zafer eserini okuyalım. Sabır Zafer buyurun abi. Ellerinden tut günleri, umuda sar yüreğini. Ellerinden tut günleri, umuda sar yüreğini. Ateşe ver sesini, Allahu Ekber, sabır zafer. Ateşe ver sesini, Allahu Ekber, sabır zafer. Zalimlere, tağutlara, bir sahibi zorbalara. Zalimlere, tağutlara, Ebrehe'nin ordusuna. Dilem Kur'an'la sen hey, Allahu Ekber, sabır zafer. Dilem Kur'an'la sen hey, Allahu Ekber, sabır zafer. Yıldırmasın zulüm seni, yasak sürgün ölüm seni. Yıldırmasın zulüm seni, yasak sürgün ölüm seni. Korkuları yıkta gel, Allahu Ekber, sabır zafer. 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 Eyvallah. Derviş abi, ağzına yüreğine sağlık. Emin Hoca, sen konuyu evirip çevirip nasıl bayrama getireceksin bilmiyorum. Zafer. Bir yolunu buluruz abi. Yolunu muhakkak vardır yani. Ondan önce ben Derviş abiye bir soru sormak istiyorum. Belki daha önce de sormuşuz. Derviş abi normalde Cizre'den Diyarbakır'a göç etmiş gelmiş bir sanatçı abimiz. Ve farklı da bir tarzı var Derviş abinin. Derviş abi, Cizre'deki bayramlarla Diyarbakır'daki bayramları kıyasladığın zaman nasıl bir fark var? Birine yakınlar mı acaba? Öyle oradaki bir kenetlenme daha hakimdir. Özellikle Arefe gününde bayan bacılarımız hepsi kabir ziyaretine giderler. Bayramın ilk günü sabah
namazın zaten genelde cemaatle kılınıyor. Ondan sonra erkekler istisnasız küçük büyük herkes toplanıp mezarlığa giderler. Mezarlık buraya kadar bize de var hepsi. Mezarlık dönüşünde ise özellikle sülaleler diyelim. Hı hı. Bir evde toplanıp kültürel yemekler hazırlanır, yerler. Şimdi küçük yerler hocam, bu doğaldır. Mesela köylerde herkes muhakkak birbirinin evine ziyarete gider. Evet. İşte ilçelerde, daha işte kasabalarda, ilçelerde o dediği bayramdaki o kenetlenme, işte birbirini sorma elbette ki şehirlerden, hatta metropol kentlerden çok daha ötedir. Bu normal bir şeydir. Yani şimdi Cizre, Diyarbakır'a göre hani bir kıyas yaptığın zaman biraz daha küçük bir... Küçük, insanların çoğu birbirini tanıyor değil mi? Evet. Mesela Çınar'ı da sorsanız, Çınar'da da değil mi? Aynen. Çınar daha küçük. Evet, daha küçük. Cizre'den daha küçük bir yer. Çınar'da herkes hemen hemen birbirini tanıyor. Ama Çınar'da öyle bir kültür yok. O da Diyarbakır'da olduğu için böyle hani büyük ailelerin böyle bir araya gelip bir aram daha bayramlaşır. Tabii bir tabii. Var mı? Tabii. Var var. Genelde bu akraba ziyaretleri oluyor ve yani bir evde oturulur böyle ailece. Hı hı. Ailece yani dediği yani geniş aile tabii. kastediliyor burada. Yani var, bizde de var yani. O yüzden küçük yerde bayramlaşmak daha güzel olur. Yani böyle köyde, kasabada, ilçede bayramlaşmak. Herkes birbirini tanıyor dediğin gibi. Tabii. Büyüdükçe merkezden... Şimdi yolda yürürken bile hemen hemen herkesle bayramlaşıyorsun. Evet. Çünkü tanıyorsun neticede. Bizim İbrahim Akbaş kardeşimiz anlatıyor işte köydeki bu bayramları. Hakikaten insan özel. O Karaca da zaten özeldir abi. O pilav üstü, pilav içi, et. Pilav üstü de değil, pilav içi. Yemekten sonra da hocam yine bütün gençler, erkekler bu sefer... Ev mahalle, öncelikle mahalleleri dolaşırlar. Ondan sonra akrabaları dolaşırlar. Önce kendi mahallelerini, sonra akrabaları. Yabancı tanıdık fark etmez. Evet. Kapı kapı dolaşırlar. Böylelikle Emin Hoca'nın şeyini sabote ettim. Konuyu evirmesine izin vermedim. Evet. Gündemi değiştirmiş oldum. Gündemi değiştirmişsen ben de... Emin Hocamız getirebilirdi şeye sabır, sabırla alakalı. Mesela Hazreti İsmail'in sabrını anlatabilir miyim? Sizin sabrın da bayramı nasıl geçiyor diye sorabilirdim yani. Sabır, Bilal abinin çocuğu. Bilal abi ne oldu? Sabır. Sınavlarını bile sorabilirdim yani. Velhasıl bir şekilde gelir yani. Gelirdi. O zaman ben de zor durumda kaldım. O yüzden sözü Mehmet abiye bırakıyorum. Hocam ben bugün eskilerden eserler seçmişim. Evet. İkinci eserimiz Kürtçe inşallah. Khoda Rabbi alemi vaktaku insan şekir. Gerek ki onu da inşallah bağlayacağız bugün. Bugün bağlama günü abi. Buyurun. انسان چکر جبو خوشی و باشی یا وان کتاب خوره کر انبیاء و رسولا جبو خلاص یا انسان شامیه جبو کدر خن جبه تسیر شیطان انبیاء و رسولا جبو خلاص یا انسان شامیه جبو کدر خن جبه تسیر شیطان هنک شهید بون هنا تو خوب ظلم قدمده مسلمان وارسیده و وان پیغمبرانه لبر قانون عبده شیطان سری هلدانه مسلمان وارسیده و وان پیغمبرانه لبر قانون عبده شیطان سری هلدانه
Dise vaktan kanuni ilahi hükümlekin Veli serhev ben reble hev ve zulmedekin Demokrasi ve sosyalizm hükmü Avrupa'na Jibo zor destanene, jibo khayra ben destane Demokrasi ve sosyalizm hükmü Avrupa'na Jibo zor destanene, jibo khayra ben destane İslam teslimiyete ci Rabbi alemi ra Serhildan u cihade bi hükmi küfri u zulmi ra Egu vahabe müslüman el her deri cihan İnsan azad u rüzgar edikin bi hükmi Kur'an Egu vahabe müslüman el her deri cihan İnsan azal o rüzgar dikin ve hükmü Kur'an. Eyvallah Mehmet abi. Yüreğine sağlık. Sağlık. Bizi götürdü. Mehmet abinin sesine Remzi abinin parçaları çok güzel yakışıyor. Ben iyi yakışıyorum. Bir de aynı zamanda hocam bu tip eserleri okumak biraz cesaret istiyor. Sözler şimdi bize biraz hani mesaj kaygısı olduğu için öyle eserler var ki hocam ben içinde iki tane dörtlük var biliyorum. İki dörtlüğü bir eser yapmışlar. İçinde o kadar çok mesaj, o kadar çok söz var ki okurken sözler bazen böyle üste biniyor. Aynen. Ondan dolayı ben mesela cesaret etmem bunu okumaya. Güzel bir eser, hoş bir eser fakat içinde çok söz var. Dilim sürçer, sözleri yanlış okurum düşüncesiyle korkarım. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçi senin de hakkını yememek lazım. Sen de böyle sözleri ağır ve üste binen çok eser okudun yani. Ya ama okudum ama. Mesela bir Hazreti Ömer parçası vardı değil mi? O bir program öncesi seni hatırlıyor. Acaba okusam mı okumasam mı? Yani, öyle de. Olur mu olmaz mı? Program boyunca onun stresi üzerinde olur. Tamam mı? İşte ben okusam acaba okur muyum? Acaba falan yerde yanlış yapar mıyım? Gibi bir kaygı var. Bir de bu biraz slowdu. O diğeri biraz hareketli. Biraz hareketli. Daha üst bu biraz oturmuş bir eser. Eseri vardı. Hangisi? Şehit Celal. Evet. Celal Bey Aziz. Okudum onu. Eserini okudu. O biraz oturmuş bir eserdir. Çok eskidir. Fakat mesela bu eserler hakikaten biraz zordur. Evet. Adına bu eser de hocam ben çocukken yani küçükken çok okurdum. Ama abinin de dediği gibi, Ali abinin de dediği gibi insan biraz zaten böyle çok dinlediğin, böyle dinlerken mırıldandığın, neredeyse ezbere bildiğin eserler var. Sen başkasının yanında okuduğunda hani ya işte bu kadar şeyi sözü nasıl ezberlemiş. Mesela Bilal abinin ezberi çok kuvvetli çok biliyoruz değil mi? Maşallah. O çok dinlemiş, çok tekrar etmiş, çok okumuş. O artık bir ezber haline gelmiş. Bilal abimiz de daha önce bu eseri seslendirmişti. Ben ondan dinlemiştim programda. Şimdi Seyfullah abimiz de bu çok güzel eserleri dediğim gibi Bilal abi de çaldı. Hani bir nevi hani bazı eserler çalındığı zaman kendi kendine akıyor. Evet. Böyle giriyorsun esere. Allah razı olsun müzisyen abilerimizden. Bir şey var hocam bize. Bayramın son gününün olmasını getirdiği bir şey midir? Ya bir yorgunluk, bir ağırlık var neredeyse. Hareketli eser yani çok fazla. Deriş abi provalarda çok pozitifti. Şu an dikkat ettim bir yorgunluk var Deriş abi. Bilmiyorum. Herhalde hareketli parçalara geçtiğimiz zaman içindeki canavarı çıkaracak. Aslında şeydir hocam, yoğun programlardan dolayıdır. Madem dinleyin Batman'da dündeydik. Bugün gündüzleyin Hani'de dündeydik. Evet. Programdan sonra da Adana'ya yola çıkacağız. Maşallah evet, bayram maşallah. Günleri de böyle. Ertesi günde Urfa, evet. Bir sonraki gün Kızıltepe, bir evet. Sonraki gün Diyarbakır. Abi sonrayı niye sayıyorsun? Daha önceyi anladık. Onun yorgunluğu olabilir de. Sen de şimdiden sonranın yorgunluğu var. Olarak. Hesaplarıdır hocam. Aynen. Hesaplarıdır. Evet, o zaman sözü Bilal abiye bırakalım. Nasıl bir eser? Hareket, slow, nasıl bir marş. Eser olacak? Bu Nebe Elini biliyorsunuz. Evet. Onu okumayacağız. Çok yalnız güzel. Bu yeni yaptığımız bir eser var. Onun evet. Tadında bu da Seydan'ın eseri. Yalnız
Değil mi? O da okumuştum sanki. Yeni yaptığımız sayılmaz. Ya ben de yenisi. 3 yıl önceyi ben biliyorum ya. Tabii Emin Hoca'ya. Yani 3 yıl dedi, yani yeni dediğimiz fazla albüm, piyasada olmayan şimdi, albümde evet. Demo'da vardı. Demo'da ve vardı. Okumuştuk. Hatta enstrümanları da çalmıştık. Olmuş. Aranjesi de yapılmıştı. Ve öyle duruyor yani. Şimdi öyle duruyor. Bilal abinin bir albüm çalışmasına bir şeyini takdir ederim. Daha önce de burada söylemişim. Bilal abi bir albüme girdiği zaman Emin Hoca bir 20-30 eserle girer. Tamam. Evet. 20-30 eseri böyle demosunu yapar, dinler, arasından 10 tane en güzelini seçer. Aslında çok defa o elenenler de hepsi çok güzeldir ama 10 tane en iyisini seçer. Ben bu eseri işte biliyorum. Bu elenen eser de aslında albümü çok güzel. Bence elenmemeliydi ama elenmiş. Bu eseri de sanki sizin evde çalıştık, bestesini yaptım. Doğru, iki daha önce geç yapmıştım ama bir beste daha orada oldu. Güzel de oldu ama aynen. Onu kullanmayacağız sanki. Hayırlısı abi. Dinleyelim. Tamam. Müslümanım değil mi? Evet. Pervare kharabe kirne a
Hakk'ın destu esir kirne azad me pırjaru perişan kirne dilşat Müslümanın, Müslümanın, Müslüman şükür yâre bi imanın, bi iman me pır kisra u kayser ver geronde me pır Konstantiniye fethandın bizanin gahumiz gefta jiyandın Müslümanın, Müslümanın, Müslüman şükür yâre bi imanın, bi iman. Abi sen kağıdı da getirir misin? Son kıta çok güzel, muhteşem. Bence öbür kıtalar da çok güzel. Yani çok güzeldi de özellikle. Şöyle kısım. Evet. Yani şey olsun hocam, muhalefet olsun diye yaptım. Masa bir şey olsun. Zaten olmazsa olmaz. Abi çok uzunmuş ama. Çok uzun ama biz 3 kıta okuduk. Değil mi? Maşallah. Yani, gerçekten eser çok güzel yazılmış. Seyda zaten Melemizgi'nin eseri. Nebi Elin'le hemen hemen sözleri biraz uyuşuyor yani. Mesela o mesela Nefruva diyor ya. Evet. Gazali Sina Farabi. Farabi sayı. Mesela burada da ne diyor? Nepr vare harabe kirne abat. Nepr bindestu hesir kirne azat. Nepr jaru perişan kirne dilşat. Nepr kisra u kayser vergerandın. Yani yıktık onları. Dönüştürdük. 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 Mepr Konstantiniye fethandın. İstanbul'u fethettik. Evet. Bizaningahu Mizgefta jiyandı. Yani Mizgeft medrese ve üniversitelerle, okullarla yaşattık. Yaşattık. Yaşam verdik. Yaşam verdik. Çok Seyda. Gerçekten çok Seyda yazmış. Yani çok güzel yazmış. Evet. Hocam, Seyda'nın kalemine sağlık. Bazen insan gayri ihtiyari şöyle düşünüyor hani şu an Molamız Gün bu arada haçta. İnşallah bize dua ediyordur, bizi yad ediyordur. Aynı zamanda umre arkadaşımız var. Umre arkadaşımız, hemşeremiz. Yani insan bazen hocam yan yana otururken gayri ihtiyari şöyle düşünüyorsun. Ya diyorsun Seyda bu sözleri nereden bulmuş bu kadar? Nasıl böyle denk getirmiş. Abi yani, yetenek, doğuştan gelen yetenek ilim. İrfan. İrfan, evet. Bunlar şiire dökülünce ortaya böyle güzel bir sonuç çıkıyor. Böyle güzel eserler, bir de güzel besteler, böyle güzel yorumlar eklenince güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çalışmada şimdi, Bilal abi almış eline kağıdı. Ya diyor ben uzundur da hangi kıtayı çıkarayım? Öyle birbirini tamamlayan çok güzel. Yani çok güzel, harika daha sözler var. Yani onları biz okumadık. Var yani içinde. Sen abi iki eser yap bunu. Bir de o diğer bestesiyle iki eser yapabilirsin mesela bunu. Mantıklı olur, değil mi? Olabilir. Evet, biz bir araya girelim. Evet. Müsaadenizle. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bayram Sevinci programında, bayramın 4. gününde, akşamında beraberiz. Sanatçı abilerimizden ilk bölümde güzel eserler dinledik. Anlamlı eserler dinledik. Biraz da eserler üzerine yoğunlaştık bu sefer, değil mi? Sözleri üzerine yoğunlaştık. Her ne kadar Mehmet Ali abi eserlerle Kurban Bayramı'nı bağlamama izin vermediyse de, engellediyse de güzeldi, eserler de güzeldi. Yani hocam fark şu oluyor, siz sözler üzerinden, sözün bir yerinden girerekten orayı bağlıyorsunuz. Ben doğrudan Kurban Bayramı'nı konuşuyorum. Yine bağlanmış oluyor. Benimki biraz dolaylı oluyor, değil mi? Çok dolaylıyorum. Ta sabıra kadar geliyoruz yani. Evet, gerçekten güzel eserler dinledik. İnşallah bu bölümde yine güzel, daha güzel eserler dinleyeceğiz ve şimdi sözü Derviş abiye bırakacağız. İnşallah bu sefer bu yola baş koyan gelsin eserini okuyacağız ama girişini siz yapacaksınız inşallah. Şiir kısmı, bu yola baş koyan gelsin. Güzel, eski, nostaljik bir eser. Evet, buyurun abi. Teşekkür ederim.
hey dostum, gördün mü açları, çıplakları, yalın ayaklıları? Gördün mü parçalanmış bedenleri, kıvranarak can çekişip feryat edenleri? Gördün mü dumansız evleri, künyesizleri, tutsakları? Coğrafyan kan ağlıyor, kin kokuyor, makinalı tüfekler ölüm kusuyor. Hey dostum, direniş muştusu arşa yükseliyor. Kara bir öfke hak halktı, hak halkıyor. Zincire vurulmuş mazlumlar uyanıp ayaklanıyor. Washington'un firavunları mazlumların kanıyla boğuluyor. İmha etmek için küfre karşı duran gelsin. Gerçek dosta gitmek için şevk ile but kıran gelsin. Vecih hakka bakmak için Mevlasını bulan gelsin. Nur tacını takmak için hakka kurban olan gelsin. Dini hakka kılmak için şehadete kanan gelsin. Maşukunu bulmak için aşk orduyla yanan gelsin. Hak düzeni kurmak için hak yolda can veren gelsin. Küfre darbe vurmak için kan gülünden deren gelsin. Bu yılda can vermek için dur bulun hakka eren gelsin. Şehadete ermek için nur bağına giren gelsin. Nur hakka satmak için gül olup da solan gelsin. Nikapları atmak için kalbi nurla dolan gelsin. Şehadete koşmak için Müslümanım diyen gelsin. Engelleri aşmak için kandan libas giyen gelsin. Kıyam üzere durmak için bu yola baş koyan gelsin. Muhammed'e varmak için el üstüyü duyan gelsin. Şer yolda cihad için terki dünya eden gelsin. Hükmü dini binyad için hak dergaha giden gelsin. Dünyaya nur saçmak için fena billah olan gelsin. Rıdvanlara uçmak için feyzi hakla dolan gelsin. Zulme karşı durmak için nehir olup akan gelsin. Küfre hesabı sormak için gemileri yakan gelsin. Putu yere sermek için yumrukları sıkan gelsin. Zulme göğüs germek için tağutları yıkan gelsin. Küfre korku salmak için ölümlere koşan gelsin. İntikamlar almak için seller gibi coşan gelsin. Kıyamlara kalkmak için gözü kara olan gelsin. Müşrikleri yıkmak için gönlü yara olan gelsin. İman ile ölmek için şeriata uyan gelsin. Nur cemali görmek için küfre karşı koyan gelsin. Cennetleri almak için canın hakka satan gelsin. Nur yurdunda kalmak için nuruna nur katan gelsin.
cennetleri almak için canın Hakk'a zatan gelsin. Nur yurdunda kalmak için nur yurduna katan gelsin. Eyvallah. Şimdi Gülenes hocam şimdi, konuyu bir defa ben açayım. Sen yardımcı ol. Tamam yani. Abi. Konuyu sen açıyorsun. Tamam abi. Öyle bir şey yapmış olalım. Bir kere demiş abi ağzına yüreğine sağlık. Zor bir eser, soruksuz böyle sözler patır patır hep üstüne geldi böyle. Doğru. Vokal yok, sana yardımcı da olamadık. Doğru. Belki var da sözler de şey ama genelde vokal bölümü ayırmamışlar. Normalde düettir hocam, iki kişi okuyor eseri. Doğrudur, ya düettir ya da orada çift kanal ses kaydı var. Çünkü bir pes ses var, bir de tiz bir ses var üstte okumuşlar. Emin hocam bu bizim Kervan albümlerin böyle o biraz amatör ruhla yapılan böyle Kervan albümlerimizin çıktığı dönemde bu albümde çıktı. Ve o da burada da biraz böyle bir Kervan havası var. Aynen. Ve burada da çok güzel sözler var. O kadar bir manifesto gibi bir şey. Yani aynen. İslam'a, İslam davasına geleceksen neler yapman gerekiyor? Neden vazgeçmen gerekiyor? Neyi sevmen gerekiyor? Neden nefret etmen gerekiyor? Nasıl savaşman gerekiyor? Hepsini çok güzel aynen. Bir şekilde bir açıklanmış. Bir eser ama bundan da 3-4 eser çıkar yani. Sözler o kadar yoğun. Aynen. O dönemin İslami müzik diyelim artık buna, İslami müziğinde ilahi müziği diyoruz ya, genelde dediğiniz gibi mesaj içeriği ağır bastığı için sözler çok yoğun. Bir de o dönemde çok fazla da eser olmadığı için bir eserle birçok şeyi anlatmak istemişler. Aynen. Değil mi? Kervan serisi de aynen o şekilde. Bir eserle birçok şeyi dile getirmek istiyorsun, o mesajı vermek istiyorsun. O yüzden hem kıta sayısı çok hem o kıtalarda çok sözler çok fazla dönüyor, çok fazla mesaj var ama... Kitap okumuş gibi oluyorsun hocam. Kitap okumuş gibi oluyorsun. Tebliğ yönünü yani aynen. Müziğin tebliğ yönünü gerçekten iyi icra etmişsiniz diyelim hocam. Sizi de ekleyerek o dönemde Allah yapmışsınız. Allah. Allah hayrınızı kabul etsin diyelim. Bir tane daha yap abi. Bir tebliğ daha yap. Tabii, bu sefer de sen yap abi. Yine o dönemlere ait bir eser. Halikaten Rahmi diye Cihana Ümmet-i İslam adına bir albüm vardı. Evet. Mola Abdülkudüs Yalçın hocamız seslendirmişti. Sözler miskine ait. Güzel bir eser. İnşallah naçizane seslendirmeye çalışalım. Burada da yine İnşallah. Sözler böyle patır patır üste geliyor. Bana desek versin inşallah. İnşallah hayırlısı. Buyurun abi. Mekrin zulüm kara bir şevruz itade per ve divan kalbi tari kütücene kinu küfür ve divan kalbi tari kütücene kinu küfür belime giriş kadara hamdü sena sever u şükür medi halık hater rahme deri kirin mebekir medi halık hater rahme deri kirin mebekir Deri girilme be bu şir derketin ji kafese jibozun madme bu ye la halime girir tersi jibozun madme bu ye
la halime kirin tırsın. Nize davya be zulme be levraşır hatına hirse. Ez bawerim civan şira hevdidin zulme nefesi. Ez bawerim civan şira hevdidin zulme nefesi. Bayed ez pikir ne zulmü küfr eder hicbi velati kafir zalim li bervan bu nerovye ecel hati kafir zalim li bervan bu nerovye ecel hati li rastu çepunir Bidati ver bilati Ez bawerim nezik buye Min yaro beş olun şati Ez bawerim nezik buye Min yaro beş olun şati Eceli kaplı zalima Hatine ve ketine tayi Nize kümüz kin helas ben Je ez yetu je cefaye Bir rahmu kerem akveda Lisaz dinin sefaye Bir rahmu kerem akveda Sadı bidin sefaye Bir rahmu kerem akveda Bir sadı bidin sefaye Eyvallah. Yüreğine sağlık Mehmet Ali abim. Allah razı olsun. Bu da vaaz gibi bir eser oldu. Yani öyle çok zor bir eser değildi hani senin açısından. Zordu, zor. Zor muydu? Kelimeler mesela şelu şati, ecel hati, bervi tahti bervi lati. Evet. O kelimeler tekerleme gibi miskinin biraz böyle çok yöresel bir ağız evet. Var. Biraz şivesel yazıyor. Miskinle mizgini karıştırmayalım bu arada. Evet. Miskin ayrı, miskin ayrı. Eski eserlerimizi, eski albümlerimizi dinleyenler bilirler. Miskin serisi vardı bir de. Aynen. Onun kendine has bir tarzı vardı. Allah kendilerinden razı olsun. Hı hı. Bu vesileyle Miskin abimize de, Miskin hocamıza da selam gönderelim bu bayramda. Onunla bayramı tebrik ederim. Ama sen hiç belli getirmedin. Bazen düğünlerde, eski düğünlere gittiğimizde o zaman gençtik yani. Yani 15-16 yaşında. Orada düğünlerde mesela sözleri yazıp orada hemen okuyordu yani birkaç düğüne ben şahit oldum. Hemen yani. Orada yazıp. Tabii orada besteleyip okuyordu yani. Demek heyecana geliyor işte kalabalığı evet. Gençleri falan abi, görünce. Hatta bununla ilgili bir şöyle bir şey var. Bir gün bir yere gidiyorlar. Bizim Fahri Hoca anlatıyordu yanılmıyorsam. Şimdi düğün ara ara oluyor böyle köylere falan gidiyoruz. Hele hele ilk İslami düğünlerde millet biraz mesafeli durdu böyle gelmezdi falan.
İşte bazen düğünlerde söylüyorum, hatta geçen düğünde Bilal abi bu eseri söyledi. İşte diyor, kinneyi ve daveti nahve şehrin şerbeti, koleti peşerine şeref nagrebe izzeti. Evet. Böyle bir hemen dörtlüğü diziyor. Hemen. Nadeve, orada yapıyor. Evet, orada yapıyor. Nadeve Ali Ömer de Rab'ın tamam yekser Rab'ın bir ya bir yekden beyecen Allahu Ekber. Evet. Çok böyle hemen orada yapıyor. Evet. Güzel. Evet. Tabii bu bir yetenek işi, bir maharet ister böyle yazabilmek. Evet. Keke Mahame. Evet abi. Sözü size bırakacağız. Allahu Ekber, üzülmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Güzel. Diriniz zafer. İşte bir biraz hareket. Hareket. Marş. Buyurun evet, abi. Mazlum ümmetin uyanmışları, iman nuruyla donanmışları, Cezayir'in ve Mısır'ın Müslümanları, zindana karşı sabrı kuşanmışları, Cezayir'in ve Mısır'ın Müslümanları, zindana karşı sabrı kuşanmışları. Allahu Ekber, üzülmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Birer birer yüreğimizde, acılarınız belliğimizde, hasret umut duayla kalplerimizde, Allahu Ekber selamı dillerimizde, hasret umut duayla kalplerimizde, Allahu Ekber feryadı dillerimizde. Allahu Ekber, üzülmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Çöl kamplarında şehit kanları, Mısır'da zulüm ve zindanları, Allah yolunda ölüme giden canları, ey Cezayir'de kıyamın kahramanları, Allah yolunda ölüme giden canları, Kürdistan'da kıyamın kahramanları. Allahu Ekber, üzülmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz.
Mısır, Filistin, Tacikistan'da tek ümmet olup bir tek vatanda buluşmak için ümmetle yüce Kur'an'da ayağa kalktık, direttik biz tüm dünyada. Buluşmak için ümmetle yüce Kur'an'da ayağa kalktık, direndik tüm cihanda. Allahu Ekber, üzülmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Direniş zafer bizimdir, gevşemeyiz. Bu yol direniş yoludur, eğilmeyiz. Yüreğine sağlık Mehmet abi. Mehmet şimdi abi bu gece hep eskilerden okuyorum. Bayramın da biraz da böyle bir nostaljik tarafı var. Nedense evet. İnsan bayramda, Ramazan'da mesela hep eski Ramazanlar deriz. Öyle bir şey var. Hep eski bayramlar, eski hep eski Ramazanlar. Şimdi Mehmet abi'den eseri söylerken bizim keşke şimdi kendisi kameraman olduğu için kimse onu çekemiyor. Ahmet Gültekin abi kameramanla, o da yumruğunu böyle yapıyor, tamam mı? O da kendinden geçmiş. Ben bu vesileyle bu eseri müsaadenizle bu saate kadar kahrımızı çeken kameraların başında kumanda, ana kumanda masasında olan rejideki kardeşlerimize, kameraman kardeşlerimize ve bütün Rehber TV çalışanlarına armağan etmek evet. istiyorum. Ahmet abi ilham kaynağı oldu o evet. el hareketleriyle. Ben de müzisyen arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ayrıca ama müzisyen arkadaşlara özel bir şekilde. Şimdi program bitmedi bu arada. İki sevinci, yani, iki sevinci bitmiş değil. Konumuz armağan etmektir eseri evet. söyledim. İki sevinci bir arada yaşayan kardeşlerimiz var. Seyfullah Güler piyanistimiz. Söyleyin mi Bilal abi? Bir nişanlanma durumu var. Evet. Evet nişanlandı. Ben bu eseri ona da... İdris kardeşimize de armağan ediyorum. Ayrıca hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Gençlerimizi evet. evlendirmek lazım. Evliye teşvik. Hem işe ediyorum. Başladı hem nişanlandı. Demek hem, ki evet. iş olmayınca aşk da olmuyor abi. Bunu öğrenmiş evet. oldun. Allah hayırlı uğurlu kılsın. Allah tamamına erdirsin. Düğün ne zaman abi? İnan yani düğün tarihin tam kesin olmamakla beraber Nisan'ı düşünüyoruz. Evet. Hani karşı tarafın da kutlu doğuma bir ara beni yapıyor musun? Bak kutlu evet. doğuma yakın getir. Zaten sanatçılar Diyarbakır'a gelecekler ya. Evet. O yani arada niyetimiz o ama hani dedim ya karşı tarafla da konuşmak lazım. Onlar biraz daha geç yapılması taraftarı ama biz İnşallah diyoruz en geç Nisan'da. Abi yani. Kız tarafı naz tarafı şimdi evet. biraz o nazı çekeceksiniz. Evet. Yani biz de o konuda hak veriyoruz. Yalnız hani gecikmesi çok da iyi değil yani. Sanki evet. Seyfullah abi Derviş abi de hemşeri de oldu artık değil mi? Yani Şırnak, Şırnak'tan evet. Şırnak merkezden. Cizre, evet. Şırnak. Cizre Şırnak'ın ilçesi. Tamam. Evet. Ben evet Cizre Şırnak'ın ilçesi. Bu arada Ahmet Gültekin abimiz de zikretmişken o da, eniştemizdir. O da Cizre'den evli. Ben de Diyarbakırların eniştesi bir nevi misilleme yapmıştım. Darısı bizim Aziz'in başına diyelim. Evet. Kardeşim bekarların başına. Aziz'in başına, İdris kardeşimizin başına. O da evet. bekar. Bekarlar var. Evet. Gidiyorlar abi. Evet. Peki Bilal abiye sözü bırakacağız. Evet. Bilal abi. Hareketli bir eserle devam edelim. Edelim. Tabi bu eseri de şimdi Seyfullah'ın kayınbabasıyla gönderelim yani. Tabii. Değil mi? Tabii. Mustafa abi, Mustafa Çimen ve ailesine armağan edelim bu eseri. Eyvallah bizden de onlara gitsin. Bizden de gitsin. Evet. Seyfullah'tan da onlara armağan olsun.
peydoza Muhammed em Musa bu Selman'e em gülün gülistanın gülil kiber Kur'an'ın peydoza Muhammed em Musa bu Selman'ın peydoza Muhammed em Ali u Bilal'ın em Ali u Bilal'ın Peydoza Muhammed em Ali u Bilal'im em Ali u Bilal'im Peydoza Muhammed em Ali u Bilal'im em Ali u Bilal'im. Evet Bilal abi, yüreğine sağlık. Güzel bir eser. Bu arada Seyfullah da bu eseri kayınbabasına armağan edildiği için bir güzel çaldı yani, böyle klavyeler böyle. Bence de çok böyle torpilli gibi. Torpilliydi, havada uçuyordu. Ama bu sanki eserden sonra herhalde artık kayınbabası da düğün tarihini netleştirdi. Netleştirdi değil mi? Mesaj gelebilir her an. Nisan ayı tamamdır. Güzel bir eser. Hareket ve içerik dolu, yine tabii her zaman olduğu gibi hareket ve içerik dolu bir eser diyoruz. Ama zaman da hızlı geçiyor tabii bu arada. Bir de biz bayramın artık son akşamında beraberiz. Son eserlere doğru geliyoruz. Bir burukluk da oluşuyor. Bir, hem bir yorgunluk hem bir burukluk. Çünkü bayram bitti. Program da, bayram programı da bitiyor. O burukluğu da yaşıyoruz ama hareket katacağız. Harekette devam. Bizim bir hani sözümüz var. Sözden ziyade bir geleneğimiz var bizim. Genelde hareketli eserleri herkes sona bırakıyor. Bilal abi de sona bıraktı. Herhalde Derviş abi de sona bırakmış. İnşallah yeni bir eser. Yeni Muhammed bir eser. Muhammed Hoca'nın eseri. O da hareketlidir, canlıdır. Kendi tarzımızı katmış. Şöyle de yapalım o zaman. Bir potpourri de yapalım. Potpourri ile bitirelim. Yani Derviş eserden abi sonra eserini okusun. Hı hı. Ondan sonra vedalaşalım. Teşekkür edelim.
bir potpourri ile bitirelim. Olur değil mi? İnşallah. Şu anda Muhammed Ruhucane. Ruhucane. Kerem. Kerem Dağlı. Muhammed dilu cane, ev cane, 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 Muhammed.
محمد روح وجانه ايه وجانه وجانه جانه محمد دل وجانه. Allah güzel bir final eseri oldu. Hareketli, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Sizin de yüreğinize sağlık. Eyvallah. Güzel bir eşlik oldu. Güzel bir çalışma oldu. Yani düşünüyorsan güzel de bir kutlu doğum eseri de olur gibi geliyor. Değil mi? Belki biraz daha sözlerini işletmek lazım ama tekrar yerleri güzel. Rahat evet. Yaptırayım. Doğru. Evet. Güzel bir kutlu doğum eseri olur. Genelde yeni eserlere izin verilmiyor. Ben de siyasetten hep Peygamber Efendimiz adına güzel eserler yapıyorum. Aradan çıkarıyorsunuz. Malum, iyi yapıyorsun. Malum hani şey dönemi bitmiş. CD dönemi, kaset dönemi, albüm dönemi bittiği için ben bu şekil bedavadan klip yapmaya çalışıyorum. Eser yapmaya çalışıyorum. Bahsan zaten çok harbi konuştu. Şeydir, bu müzik eser yapımıyla ilgili Özlem Ajansı'nın bazı yeni uygulamaları var. Kısmen belki bu tip şeylerin de önünü açabiliriz dediği gibi yani. Çünkü CD dönemi bittiği için çoğu tak kısırlaştırmak da doğru değil. Single eser şeklinde. Kaliteli bir şekilde. Evet. Bunlar da bir nevi artık single eser gibi oluyor. Yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza, yüreklerinize, dillerinize sağlık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Her ne kadar bayramın 4. günü ve artık bayram bitmişse de müminlere her gün bayram olsun diliyoruz. Müslümanlara her gün bayram olsun diliyoruz. Allah-u Teala mazlum Müslümanları o mazlumluklarından, o çektikleri çilelerden bir an önce kurtarsın. Bir an önce özgürlüğüne, azatlıklarına kavuştursun ve bu bayramları da bunlara vesile kılsın diyoruz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yani hocam lafım olur. Ne zaman çağırsan geliriz. Eyvallah. Değil. Seni her zaman çağıracağım yani, abi. Hiç hocam. Böyle boş bırakmayacağım. Bütün programlara çağıracağım. Değerli izleyenler, güzel bir, mübarek bir kurban bayramını artık geride bıraktık. Bayramın her 4 gününde de bayram sevinci programıyla karşınızda olduk. Çok değerli konukları, Avrupa'dan gelen, burada olan çok değerli sanatçı abilerimizi konuk ettik. Çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel bayram akşamlarını hep beraber geçirdik. Bizler burada, sizler ekran başında muhabbet dolu, eser dolu geçirdik ve bayramı da nihayete erdirdik. Malumunuz yaz tatilindeyiz. İlahinamelere de ara verdik. Kısmet olur mu, olmaz mı? İlahinameler olur mu, olmaz mı? Olursa biz olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyoruz. Ama gönül varken gözün birbirini görmesine de çok gerek yok. Bizler gönül dostuyuz inşallah Teala. Allah Teala bizleri yani dünyada olmasa da cennette birbirine kavuştursun diyelim. Ve sizleri şanı yüce Rabbimize emanet edelim. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.